Merhabalar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir pazar sabahı kahvaltı hazırlıyoruz mutfağımızda. Aynen. Kim var yardımcı olarak? Sağ kolum Tosun Paşa'm. Tosun Paşa'm bir merhaba de. Merhabalar. Merhabalar, ben diyeyim de. Evet. Merhabalar. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı günler. Aferin. Akşamlar akşamlara başlayalım arkadaşlar. Fırınımızı açtı değil mi Tosun Paşa? Fırın. Evet. Buldu mu? Evet. Alışveriş herhalde getirdim. Ne olmuş o yav? Parçalanmışlar. Nasıl buldu ya? Olabilir. Yapacak bir şey yok. Abi niye böyle, böyle ağzını yiyecek? Arkadaşlar bizim çocuklar çok seviyorlar böyle sarımsaklı mı bu da? Evet. Evet çok güzel. Şöyle evet sarımsaklı. Karışık şeyler var içinde. Baget. Şöyle hemen bunları fırına gözlerelim ses yapmadan. Arkadaşlar siz sabahleyin ne yiyorsunuz pazar günleri? Broşür mü yapıyorsunuz? Broşür mü alıyorsunuz? Baget mi yapıyorsunuz? Dur bir dakika şöyle. Yufka mı açıyorsunuz? Lavaş mı yiyorsunuz? Bebe koyayım anne. Şöyle bir şeyi aşağıya. Dikkatlice silahı. Bir dakika dur. Dur oğlum siz zaten fırından korkuyorsunuz. Bir dur. Ya da akşam börek mi açıyorsunuz? He. Ne açıyorsunuz? Baklava mı? Tabii. Sabahın tarhana şorbası mı yiyorsunuz? Evet. Mesela bazı ailelerde alışkanlık vardır. Sabahları kahvaltıda mutlaka çorba yerler. Yani. Bizde yok maalesef bu alışkanlık. Evet. Hayır, sabah aslında sabah güzel bir şey sıcakla başlamak ama. Bir tarhana çorbası. Biz alışmamıştık. Her yerde şifa. Tosun Paşa'm biraz yağ alır burada. Yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Evet. Sefalar getirdiniz. Baştan sormayı unuttum. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gönül ister. Herkes iyi olsun. Yerinde sağ olsun. Ben kulaklarım uyumlu. Hadi bakalım. Tosun Paşa burgerleri ver. Hı hı. Yavaş yavaş dizelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar da sakin sakin olsunlar. Cız cız cız. Bunları ben tuz erisin diye akşama çıkarmıştım. Buzdolabına koydum. İyi yine de. Güzel ama ya. Bu da güzel oluyor. Onu aldım iyisin acaba diyor yoksa atlayamıyor. Çocuklara değişik bir şey. Yani. Aynen. Sen de daha çok ev hanımları daha iyi anlar beni de her gün ne yapacağını şaşıyor. Bugün ne yapsam ki bazı günler mesela dolapları açıp açıp kapatıyor. Bir sürü şey var ama akla gelinceye kadar adı belli oldu mu yemeğin güzel oluyor. Ama adı belli olmadı mı? Bunu mu yapsam, bunu mu yapsam, ne yapsam? Bizim Ayvar'ı daha çok bizim Melih çok yiyor onu. Evet. Ayvar. Bunda çok bilenler vardır. Yani. O da güzel oluyor. Ben çok yiyemiyorum. Benim bilim kaldırmıyor baharatları çok. Aslında Ayvar Bosnalılar ana şeyiymiş. Doğrudur hanım. Düğünlerde, ona bir dakika oğlum. Eğlencelerde bizim ana yemeğimiz gibi bir şeymiş. O Ayvar olmak da olmaz. İşte bu ya. Koyma onu oğlum. Aramıyorum. Tosun Paşa farkında mıyım? Sen var ya kolay işe zorlaştırıyorsun ya kendini. Hulya. Ne yaptın kızım? Doğru. Bakalım. Bu. Ben olayım bak. Pancara olan. Mısır olan. Bak mısır aldı bu bebelere. Bir de çelimi alayım. Şunları alayım. Ben şöyle Tosun Paşa'yı çıkartayım bunlara. Mısırları verelim. Arkadaşlar şunu bir yemezse. Bak bu çok güzel oluyor. Evet. Küçük mısır. Turşu halinde. Kıta kıta yeniyor valla. Evet turşu. Çünkü o çok seviyor bunu. Zaten şey bildiğimiz mısırın önce göbeği çıkıyor sadece bir normalde. Evet. Bunu beklersen şeye geliyor ya deneye. Hı-hı. Ama bu hemen küçücük çıktığında bunları alıp turşu yapıyorlar. Kıtır kıtır. Sen tabak vereyim de Melih bir uyalım. Çocuk o çok seviyor bunu. Aynen. Sen makineyi biraz çok şey yapma oğlum. Elim ayağımı bağlıyor benim. Aynen. Hemen çabuk kapatma lazım. Al şeyini al hemen kapat. Üşütecek bir de bana. Bakın şöyle arkadaşlar. Mısırın göbeği. Çok yumuşak bir şey var. Gerçi ben yemiyorum ama. Ben kokuyorum. Koktu mu? Anne yemeğinde çok güzel çay olsa böyle. Ne olsa böyle? Çayımız hazır. Çay. Çay hazır. Çay demlenecek. Ben bunu yukarıdan uyarsan güzel olur. Yumurtalarımız haşlanıyor. Onlar da haşlansın. Güzel işler daha. Allah şefkat versin. Çeşit çeşit. Yemek isteyene dolu. Yani. Ağzın tadı varsa yemek çok. Sağlığı yerindeyse her şey yiyorsun. Sağlığın yerindeyse. Sağlığı yoksa.
İnsanı bir dışarıdım bile dadı Gami Hanım. Yani. Allah herkese sağlık versin. Aynen. En önemlisi sağlık. Arkadaşlar biz bir Türkiye üzerine giderken, arabayla giderken Edirne'de bir gece otelde kaldık. Durumumuz bayağı var diye. Edirne'de. Sabah kahvaltısına kalktık orada. Yani anlatmaya gerek yok, biliyorsunuz artık. Çeşit çeşit. Ne aklınıza gelirse kahvaltı da var. Biz tabaklarımızı aldık, kahvaltımızı. Bir tane abi geldi, karşımıza oturdu. Tabağında sadece birkaç tane yeşillik değil mi? Evet, anca. Birkaç tane böyle sayılı yeşillik, hiçbir şey yok. Çocuğu doyurmayacak halde. Ondan sonra bir tane kelepçeli ekmek mi almış? Öyle bir şey vardı. Şöyle şaşırtayım da. Bir tane tabağıma baktım, bir ona baktım dedim. Herhalde bu hasta olmasa böyle bir şey olmaz. Meğerse şeker hastası. Hiç evet. Hiçbir şey yiyemiyormuş. Bayağı bir ilerlemiş şekeri de yani ilerlemiş. Evet. Derken de dedim ki yarabbim hani şükürler olsun. Bak biz her şeyi yiyoruz. Onun önünde soyası ve eşyalar vardı ama bir tanesi alıp yiyemedi. Şeker hastasıymış. Artık konuştuk da sonra. Evet. Bir de bir abi daha var diyor. Onu anlatsana sen. Tok meselesi mi? Evet. Ha, aynı yerde değil mi? Evet. Aynı otelci arkadaşlar. Biz masaya oturduk, kahvaltımız, tabaklarımızı aldık. Eşimi bekliyoruz yemek için. Eşim elinde sıcak tostla geldi yanıma. Dedi ki bana, sana dedi sıcak ekmek getirdin dedi. Ben de aa dedim, hemen nasıl düşündün böyle şeyi hemen. Onlar tost makinesinde görmüş sıcak ekmeği, kendisi boymamış. Makineden çekmiş, getirmiş. Oturduk yerimize. Bir tane abi gitmiş şeye, tost makinesinin yanına. Sürekli böyle eğilmeyip tost makinesine bir şeyler bakıyor. Ama böyle eğilmiyor, bakıyor, bir şey yok. Bir de kafasını karşıyor, bak kanka. Aynen. Allah diyor. Biz de şüphelendik eşim tuhafla ya dedi. Abi dedi ekmekleri mi arıyorsun dedi. Evet dedi biraz önce ekmek koydum ama dedi makinede ekmek yok. Eşim de dedi valla abi senin olduğunu bilmiyordum dedi. Ben onu gördüm orada aldım geldim. Hakkını helal et falan dedi olur mu dedi değil mi? Çok beyefendi bir insandı. O dedi çok... sizin nasıl bilmiymiş dedi öyle şey olur mu hiç çok dedi. Beyefendi bir abimizdi. Görüyorsa izliyorsa bizi. Gülmerkten var ya. Çok hakikaten bir tam hakikaten bir beyefendi. Abi ne oldu dedi kardeşim o nasıl seninmiş sen yedi. Biz de hazır ekmeği bulduk ya. Aynen. Içinden. Tatlı bir anımız kaldı öyle adamla. Aynen. O yüzden Allah sağlık. Hakikaten adam geliyor bakıyor böyle kafasını karşılıyor lan yine çıkıyor buna diyor. Bir ekmek koydum ekmekler nerede? Allah. Neyse Ümit ekmekler hanımına getirdiğini. Evet. Ama Edirne'ye güzel gidecek yer hanım ya. Evet. Hakikaten. Yani ne her şey var orada. Çadır otel bile varmış ya. Çadır olanı mı? Evet. Çadırla komutlar yan yana. Hmm. Otel namına. İsteyen durabiliyor. Güzel lan Edremit. Evet. Biz, abi ne var böyle şeyleri? Ama yani baktığımızda arabayla gittiğimizde baktım şut ayırılmış. Araba içi dolu. Şutlar şey uykusu gelmiş. Evet, ne olursa olsun bir otelde durmam lazım. Mecbur edim. Sonunda orası hasretmiş. Çok doğru araban cimet gibi ya. Evet. Tadı güzel ama insanı yoruyor. Aynen. Koşun sen şimdiden bir şey yaptın. Hiç gitmeyecek mi yoksa ileride? Arabayla gitmeyeceğim. Öyle bir nitimi kalktık ya. Vay. Evet. Koşun paşam şimdiden bıkmış. Hadi gel Koşun paşam. Bunları masaya al. Bunu da taşı koy ayvara da. Hadi bakayım. Arkadaşlar şimdi mutfağı nasıl kokuyor biliyor musun? Bir taraftan et pişmiş. Aynen. Haftan bir taraftan da şuradan böyle bagaj kokusu geliyor. Buram buram şey kokuyor, sarımsak kokuyor. Ne ararsan. Vallahi. Bak arkadaşlar, şunu bak, şunu yiyin bak, hakikaten bak. Buna yiyin. Adı ne bunun ya, unuttum ismini. Kırmızı pancar. Bunu hakikaten yiyin oldu. Yani. Mide problemi olan, kilo problemi olan, ödem atmak isteyen, ne diyeyim başka ya. Sen bütün şey, sayıklama şeyle satıyorlar onun gibi oldu. Yok ya, ya ben. Şu ürünü gördüğünüz gibi. Hayır, ama güzel hanım bak, hakikaten güzel ya. Çok güzel. Peynir çıkarmıyor. Tabak verir misin? Turşusu ona? Güzel oluyor bunun. Sarı peynir bir şey yapmaya. Adamlar kötü bir şey anlatmıyoruz ki. Yani onu ver. Ama yaz peynir de ver. Adamın kötü çıtı görüyor musun? Bizim oturduğumuz yerde arkadaşlar Sımav'da ismini vermiyor. Zaten küçük olduğu için herkes bilir. Herkes. Bir tane bir kıyafet dükkanı var. Kıyafet dükkanı da bayağı bir iyi gidiyordu. Yani satışları falan iyiydi. Şeye çevirmiş sahibi. İşte hastalık üzerine, masaj üzerine. Ondan sonra bir yerinde kemik ağrım varsa onun üzerine okumuş. Şimdi bir şey bastırmış. Reklam kağıdı bastırmış. Reklam kağıdı bastırmış. Bir de camın önüne asmış. Camına da asmış.
Size de verdi. Eve geldik dedi ki merak ettik acaba ne yazıyor. Arkadaşlar var ya say say bitiremezsin. O kadar şeyler yazmış ki. İçinde sadece ölüme çare yok. Ölüm bir de parasızlığa çare yok. Bir de parasızlığa. Mutluluğa, zenginliğe hepsi yani her şey yeme ya. İşte problem bazı masaj yapacaksın diyor. Hanımla anlaşıp masaj yapacaksın diyor. Saçma saçma. Aynen ya. Neler, bu ne lan diyor. Akıla gelmeyen şeyleri yazmış o çareymiş. Kim anlayacak böyle şeylerle? Yok. Yok eşinizle anlaşamıyorsanız şu çare. Yok parası işiniz yoksa bu çare. Yok evde ağzınızda diyorsun bu çare. Allah. Aynen dinlemedim. Abu hayat, abu hayat. Aynen. Biraz inandırıcı olur insan ya. Ne, ne oldu yoruldun mu? Yorulmadım. Yorulmaz o. Dandırmayın böyle insanlara. Allah'ım yarabbim. Bir şey yaptım. Uykusuzluğa çare, yorgunluğa çare. Uykusuzluğa inanırım bak. Tamam da hani böyle yok iş bulmaya. Çok aşırı şeyler var ya. Abartmış ya. Fıstık da var mı? Fıstık da var mı be? Fıstık mı? Evet. Vardı kızım. Daha sayamadığım bir şeyler var. Anne uyanmam. Düğünü kendime at olacağım. Ben unutmadım. Gel oğlum yumurtamı çıkartalım. Böyle şeye inanmayın arkadaşlar. Para tuzağı. Varsa bir yarın doktora gidin çaresi bulun. Öyle şeye inanmayın. Adamlara bazen asıyorlar kafa üstüne. Beline beline vuruyorlar kutu indireceğiz diye. Oy hadi yıka bunu hemen. Öyle şeye inanmayın. Yıka yavrum hadi. Varsa bir yarın doktora gidin o bir şey bulur çarenize. Yok ilaç verir ya da bir şey söyler yapmanız. Evet kızım. Kızım insanlar bir şeyi öğrenebilirler. Onun üzerine okuyabilirler. Ama okuyan insan da 20-30 tane aynı şeyi yapacak diye bir şey yok. Yani. Her şeyi saymış, her şeyi. Adam diyor ben fayansçıyım diyor, fayans düşerim diyor. Boya yapmam, boya yapmam diyor. Aynen. Yani herkesin bir erbabı şey... vardır. İnanmayacaksın böyle şeylere. Bakalım. Arkadaşlar şimdi yaz geliyor. Bunlar güzel değil mi ya? Evet, çok güzel onlar. Arkadaşlar geçen gün Lidl'in şeysini bize övmüşsünüz. Peynirini, beyaz sofra. Beyaz peynirini. Sofra diye. Değil mi hanım? Evet. Onun ismini çok yazar olmuş. Mutlaka alıp deneyin diye. Evet. Bir deneyeceğiz bakalım. Bizimle gittiğimizde en kısa zamanda bakalım ben de alayım. Dur. Tadına bakalım. Öylesi mi? Olmuş mu? Hayır. Olmamış o zaman. Şuna koy. Zaten evet. Olmuş mu? Tamam. Beklesin şunu ben. Hemen Lidl'in malları daha kaliteli oluyor be. Evet. Zepsileri, her şeyleri kaliteli oluyor. Dün başımıza ne geldi arkadaşlar? Hanım çıktı. Akşam dedik bir dolaşak gelek. Canımız sıkıldı evde. Çıktık hanım gittik orada şey vardı böyle bilirsiniz küçük poşet oluyor ince ince. Ha, hayır dost bir dakika şuraya gel. Ha, hanım heyecanlı dönün. Yok heyecanlı mısın da şey. Abo nerede o? Anlatmaktansa göstereyim işte evet. Bu gördüğünüz arkadaşlar. Meyve zepsi aldığımızda marketlerde içine koyduğumuz bildiğiniz incecik şey torba. Evet. Bakın bu işte. Normalde beleş yani kimse parası buna. Evet. Kasadan geçerken bize tanesi bir kuruş aldılar. Adide paraylaymış, onu da parayla çıkarmışlar arkadaşlar. Yani. Hadi normal torbalar parayla onu biliyoruz da, ona göre şeyle gidiyoruz. Ama bunları da parayla çıkarmışlar. Kızlı para ne diyor? Bir kuruş diyor. Tamam bir kuruşu verem sıkıntı yok canım. Ne olacak? Bahçe değil onlar. Düşünün yani. Aldığımız elmamızı alıp torbaya koyup, şey torbayı parayla yapmışlar. Evet yarın bir gün yani Ali Gita bilmezseniz haberin olsunuz diye söyledik. Evet aynen. Hayır aşkım orada mesela şimdi domates alıyorsun ya. Biliyorum. Domatesi işte. O torbaya koyman lazım şey yapmak evet. için. Biliyorum işte torbalar paralıymış. Evet. Ama domates boyunca para bir şey torba bile paraylaymış. Zaten bu Aldi yapan Türklerdir ha bak. Herkes bilir biz küçüklüğümüzü biliriz. Biz Aldi gitti mi 3-4 alışveriş arabasının aşağı çıkmazdık. Hani bir Türkiye zamanı geldi mi ooo kaç bakın babam. Çikolatası ayrı. Ondan sonra onun şeyi vardı, küçük pakette kahveleri vardı Türkiye'den hediye olarak. Ondan sonra küçük pakette mavi Ospreys vardır çayı. Onlar gidiyordu hep Türkiye'ye. Hazırdı. Ama eskiden uygunmuş değil mi? Mesela evet. Eski insanlar hep anlatıyorlar. 100 marka bir Aldi alışverişe girdiğinde bir araba alışverişe çıkarmışsın. Bir araba değil, 2-3 araba. 2-3 araba. Şimdi aynı şekilde 100 euro ile Aldi'ye bir girin bakalım arkadaşlar. Neyle çıkıyor bu? Sakız alıyorum. Sakız. Aa, vat abartma sen de sakız deyip de yani. İki torbayla anca çıkarsın ama eskiden gerçekten çok ucuzdu. Bir de eski Aldi'nin hali nasıldı biliyor musun hanım? Paletle doludu malla. Yoladı koladı. Oradan aradı malı. Süslü değildi bu şimdi gibi bakalım. Nasıl iyi böyle fazla durmasın? Olmuştur o ya. Hadi al ben kurtaram onu oradan. Ben o zaman şey yapmam lazım. Ama kızım hani böyle çok güzel kokuyor. Ooo sarımsak tarlası gibi oldu burası. Bismillahirrahmanirrahim. Bu su
paşa fırını kapat. Şöyle baketlerimiz de oldu arkadaşlar. Bakalım. Ay. Bunlar sade şu ikisi. Ama o elim yandı. O elim sarımsaklı şeyli. Hatta şöyle elim sıcak da. Hakikaten. Yani. Aynı sarımsak tarlası gibi koktu burası. Taşköprü sarımsak tarlası gibi oldu. Çok lezzetli oluyor. Bakalım. Yavaş yavaş şimdi kahvaltı yapacağız. Ama babere kesin mi? Yok oğlum. Biraz da soğusun çok elleme güzel. Yavrum. Tamam. Yanarsın. Bakalım bugün ne yapacağız hanım ya? Hava soğuk gene. Ay çok soğuk. Olmazsa 2 dilim doluruz. Hiç başka bir yer yok ki, ne yapacak? Normalde pazar günü biz hem bakardık, pazar nerede olur? Hop, pazar koşurduk. Arkadaşlar Almanya'da yine şey uzatıldı. Maalesef yemek yerlerinde başka yerler açık değildi. Zaten bizi Avrupa'dan şeyi takip edenler bilir de, Türkiye için söylüyorum. Maalesef yine kapalı. Yani. Kıyafetçiler, ayakkabıcılar, aklınıza ne gelirse her yer kapalı. Ama ben artık günlük okula gideceğim. Gerçekten sıkıldın ama ya. Hakikaten sıkıldık ha. Türkiye'de ne güzel, alışveriş merkezine maskeyi takıp gidebiliyorsun. Burada o da yok, kapalı. Olmuyor, paran olsa bile alışveriş yok. Mesela bir minyonun varsa, harcayamıyorsa ne alakası var ki? Ya, değil mi kızım? Hı-hı. Geçen gün kızlarla dolaşmaya gittik. Bir şeyler alacaktı, kasaya geldi, kasadan geçmedi. Niye? Satışı yasak mı? Neymiş o da? Fıs fıs ay fıs fıs. Böyle şey, çekleri suluyor falan. Fulya, bebeğinin saçını şey yapsın diye. Evet. Kasadan geçmedi. Yasakmış. Cebinde paran olsa ne olacak? Bir şey alamazsın. 50 kuruş parça. Ama alsana oğlum. Alsın. İşte almadan şey oğlum. Kimseye aldım. Sen bir aldım. Aldım. Aynen. İnsanları biraz bayağı bir sıktılar yani. Biraz mı? Çok sıktılar hanım ya. Çok sıktılar ya. Hakikaten yani bir sene geçti korona ya. Bu ne ya? Geçen bir yerde okudum. Daha 10 sene sürer diyor ya, 10 sene. Her gün bir şey çıkarıyorlar, her gün. Biz Mars'a mı gidelim, nereye gidelim, ne yapacağız? 10 sene daha bununla mı uğraşacağız? Seneye başka hastalık çıkar, onunla uğraşırız. Hayır. İnsan hakikaten depresyonu sokuyor bundan ya. Zaten bu koronadan dolayı boşanmalar artmış. Ondan sonra depresyon hastaları artmış. Aile şiddeti. Evet. Etrafınıza bir bakarsanız anlarsınız, gerçekten öyle. Adam işinden oluyor, eve geliyor, parası kalıyor. Hanıma sarıyor, ona sarıyor. Yani. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin amin. Hepimizin inşallah. İnşallah. Rabbim olmayana versin. Gidişat olsun. Amin. Amin değil mi kızım? Rabbim olmayana versin. Kimse aç bırakmasın, açlı bırakmasın ya Rabbim. Açlıkla sınamasın. Açlık kötü bir şey. Garnı aç olan insanın yeniden olur. Kalk. Kalk. İşe ara. Yürü. Değil mi Tosun Paşa? Hı-hı. Aç oldun mu insanın beyni de daralıyor. Bak benim Tosun Paşa Ramazan'da birazcık hemen sinir rolü veriyor böyle. Sinir rolü veriyor. Ben üşüyorum diyor. Ve 3 günlüğüne böyle herkes bilir. 3 günlüğüne böyle bir indirince titriyorsun. Üşüyorsun. Ondan sonra hafta şey 3 gün geçsin ondan sonra takmıyorum böyle. Her ne zaman bir gidiyorsun o zaman. Değil mi? Evet. Tuzu geçiyorsun. İnşallah bu sene tutarsın değil mi oğlum bir ay konuyu? Hayır uçamıyorum. İnşallah. Tamam. Hani getireceğimizde gündem hazır zaten. İnşallah. İnşallah. Tamam. Bitireceksiniz anne. Çayları koyayım usul usul. Evet. Yemeğe geçeyim. Ocağımızı da kapatalım. Çocukları çağıralım masaya gelsinler. Arkadaşlar yeni videomuzda görüşürüz inşallah. Videolarımızı beğeni yorum yaparsanız çok memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kızım hocam.